Bu aralar uzun uzun resimlere, heykellere bakmaya başladım yine. Şurada mesela adam yonttuğu mermere dokunma hissi vermiş. Bayağı da gerçekçi olmuş. Buradaki tül her an uçuşacakmış gibi görünüyor. Halbuki dokunsan bildiğin taş. Keza burada da öyle. Sudaki şeffaflığa baksana. Dünyadaki en sert maddelerden birini alıp böyle bir şeye dönüştürüyorlar. Bu da Francesco Cuerolo adında bir heykeltıraşın işi. Mermeri ağ gibi düğümlediği bu heykel Napoli'deki bir şapelde sergileniyor. Yorumculara göre buradaki balıkçı ağından kurtulmaya çalışan adam aslında günahlarından kurtulmaya çalışıyormuş. Ağ gibi düğümlenen şeyin mermer olduğuna inanmayan bir Alman askerinin zamanında heykele vurup zarar verdiği anlatılıyor. Bir de tabii Cuerolo'dan 300 sene sonra yapılan şu işleri çok seviyorum. Yalnız ve güzel ülkemizden heykel sanatının zirvesi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Rönesans'ımızı yaşıyoruz. Geçen sezon 7. bölümde parodisini yaptığımız Michelangelo'nun bir resmi vardı. Dünyaca ünlü bu resmin çok ilginç bir hikayesi, ilginç bir ters köşesi var. Kısaca onu anlatmak istiyorum. 16. yüzyıldayız. Papa dünyadaki en güçlü lider o zaman. Kiliseye karşı gelmek imkansız. İdamlar, aforozlar havada uçuşuyor. Raffaello Sanzio diye bir ressam var. Epey de başarılı bir yazar ve Papa ile arası çok iyi. Haliyle Vatikan'daki bütün resim ihaleleri ona gidiyor. O zamanki Papa 2. Julius, Sistina Şapeli'nin tavanı boyansın, üstüne de böyle güzel bir resim çizilsin diye tutturuyor. Sistina Şapeli'ne Vatikan'ın beyaz sarayı gibi düşün. Papa'nın çalıştığı, konuklarını ağırladığı, en çok vakit geçirdiği yerlerden biri. Yalnız Vatikan ressamı bayağı meşgul. O yüzden bu iş için arkadaşı Michelangelo'yu öneriyor. Michelangelo aslında istemiyor. Ama hem biraz para kazanmak hem de o papaya karşı gelmemek için işi kabul ediyor. Ama bu adam nasıl diyeyim, böyle değişik bir adam. İnsanı tüm kıvrımlarıyla, tüm detaylarıyla daha iyi incelemek için kadavra çalıp onu inceleyen bir adam. Onu kesiyor falan böyle. Aynı zamanda da tabii heykeltıraş. Hatta çok iyi bir heykeltıraş. Meşhur Davut heykeli de onun mesela. Uzatmayayım. 4 senenin sonunda Şöpel'in tavanına çok güzel bir resim yapar Michelangelo. İsmini Adem'in yaratılışı koyar. Gören herkes hayran olur. Ressam ciddi bir ün ve para kazanır. Resimde gördüğümüz şey İncil'de yazıldığı gibi. Tanrı kendi suretinden Adem'i yaratıyor. Bu sırada yanında Havva ve henüz ortaya çıkmamış insan ırkı var. Yani her şey olması gerektiği gibi. Peki sonra ne oluyor? Yıllar geçiyor. Anatomide ve biyolojide ilerliyoruz. Artık insan beyninin neye benzediğini daha iyi biliyoruz. Ve Michelangelo'nun resimdeki beyin detayını fark ediyoruz. Tanrı figürünü insan beynine yerleştiren Michelangelo, Adem'in değil Tanrı'nın yaratılışını çiziyor aslında. Ve böylece kimi yorumculara göre Tanrı'nın insan beyninden çıkan bir mit, bir hayal olduğunu söylemek istiyor. İşin en ilginç kısmı ise bunu yüzyıllar önce Vatikan'ın tam ortasına çizdiği bir freskle söylemesi. Yani sistemle mücadeleyi sistemin içinden vermesi. Ne acayip değil mi? Ben de yeni öğrendim. Bazen kütüphanemden rastgele bir kitap seçip altını çizdiğim cümlelere bakıyorum. Geçenlerde Aylak Adam'a göz attım mesela. Karakterin adı C. Nokta. İsmi gibi kendisi de böyle tamamlanmamış, eksik bir karakter. Babasından miras kalmış. Adam çalışmıyor hiç. Ama her sabah işe gider gibi çıkıyor evden, böyle kafasına göre dolanıyor falan. Altını çizdiğim kısımda da yolda gördüğü bir kadına merhaba diyor. Kadın da şaşırıp sizi tanımıyorum diyor. Adam da ben de diyor. Ya çok hoş değil mi, yoksa ben mi deliriyorum? Yani nasıl tanışacağız ki başka zaten? Instagram'dan herhalde. Durum komedisi gibi bir hikaye var burada. Aslında çok büyük edebi bir şey yok tabii ama. Neyse, bu kitabın o kısmına not tutmuşum işte. Oraya da şöyle yazmışım, onu söylemek istiyordum. C. Nokta tüm huysuzluğuna rağmen sevgiyi arıyor. Daha doğrusu içindeki sevgiyi ortaya çıkartabilecek bir kadını. Sonra kara kitap takıldı gözüme kitaptaki raflarda. Bu arada Orhan Pamuk'un en sevdiğim romanıdır. Orada da şunun altını çizmişim. Hiçbir zaman inandıramadım seni. Kahramansız bir dünyaya neden inandığıma. Hiçbir zaman inandıramadım seni. O kahramanları uyduran zavallı yazarların aslında kahraman olmadıklarına. Hiçbir zaman inandıramadım seni. Sıradan bir hayata razı olman gerektiğine. Hiçbir zaman inandıramadım seni. O sıradan hayatta benim de bir yerim olması gerektiğine. İçindeki sevgiyi ortaya çıkartabilecek bir kadını arayan adamlar. Kimisi sadece merhaba diyerek yapıyor bunu. Kimisi de böyle. Keşke yanında öğren de bana da böyle ufak soluklanabileceğim bir alan açsaydın diye sitem ederek yapıyor. Videonun devamını izlemeseniz de olur. Çünkü çok da öğretici bir şey yapmayacağım. Dertleşesim var. Kişisel bir şey anlatacağım. Hayatım boyunca bir sırt çantasına sığdım. Bunun özgürlükle ilgili bir şey olduğunu düşünürdüm.
Yani minimal yaşa ve canın nereye gitmek istiyorsa git. Çapkınım, Don Juan gibi dolaşır. Ne kadar çok kadınla birlikte olursam bunun o kadar iyi olacağını düşünürdüm. Sebebini bilmiyorum. Bunu Freud falan açıklamıştır zaten. Gizliyordum ve yazıyordum sadece. Ama yazarlığı bir meslek olarak yapmayı beceremedim. Hiçbir kitabım için lansman yapmadım. Pasta kesmedim. Hala imza günlerinde sıkılırım. Yayın evleriyle anlaşamam. Ödül jürilerini sevmem. Hiçbir yazar çevresine ait değilim. Tek bir yazar arkadaşım vardı. O da öldü. Hem de ne öldü? Şairdi Küçük İskender. Uzun yıllar rutubetli bir bodrum katında yaşadı. 50 yaşından sonra kitapları çok satmaya başlayınca hep hayalini kurduğu bodrumdaki evine taşındı. Sonra beni aradı. Aytu dedi, ben çok hastaymışım, bir ara veda etmeye gel dedi. Atladım gittim tabii ama durum fena. Az konuşuyoruz çünkü yorgun bayağı. İkimiz de içten içe birbirimizi son kez gördüğümüzü biliyorduk. Kısa bir süre sonra ben askere gittim. Kısa bir süre sonra İskender öldü. Yazarlıktan mı geldim buraya? Yazarlığı sadece yazmak sandım ben ama öyle olmuyormuş. Tanıdıkların olacak, gazeteye çıkacaksın, televizyona çıkacaksın ki kitapların satsın. Onu yapamayınca bir sürü farklı işte çalıştım. Hatta bir ara uzun gemi yolculuklarında kendimi unutayım diye gemi adamı olmaya bile çalışmıştım. Sonra yolum YouTube'a düştü, çoğunuz beni burada tanıdı. Çıktım anlattım, bunu sevdim, bunu sevmedim. Bazen hak verdiniz, bazen küfrettiniz. Derken benim de uzun bir ilişkim oldu. Bir ev tuttuk, çıkardım deri ceketimi, çıkardım sırt çantamı. Adresin değil de böyle yuvan olabilecek bir ev, seni bekleyen bir kadın falan. Ne güzel değil mi? Avare de olsan canın çekiyor. Ama bu işler öyle olmuyor. Kim diyordu? Sabah uyandım ve saçımı taradım. Keşke yüzümü de tarayabilseydim diye. Yüzünü tarayamıyor insan. Sıçıp batırdım tabii. İnsan kendi ailesinde görmediği bir şeyi bir başkasına veremiyor çünkü. Bu defa sırt çantama sığamadım. Şu fotoğrafta elimde tuttuğum hurca koydum eşyalarımı. Yarım saat taksi bekledim, sonra çektim gittim. Başta bunun bir fırsat olabileceğini düşündüm. Yani artık kansere dönüşmüş bir ilişki. Bırak gitsin, bırak git. Yola koyul tekrar. Şehir şehir dolaşıp her gün farklı bir yerde uyan. Belki bulursun diye her taşın altında, her kadının suratında hayatın anlamını ara. Ama o çocuk değilmişim artık. Evcil birine dönüştüğümü söylemiyorum ama eskisi kadar yabani de değilim. Yani bilmiyorum, özgürlük bir sırt çantasıyla oradan oraya dolaşmak değilmiş galiba. Belki herkesin gitmek istediği yerdir. Kalmak. Ama bu ilişki işleri de çok zor ya. Hakikaten nasıl beceriyorsunuz hiç anlamıyorum. Her türlü insan ilişkisini kastediyorum. Işığı yanan, bacası tüten evlere bakıyorum. Evler, evleriniz. Ben niye hala otel odası gibiyim anlamıyorum. Yediğim her şeyi plastik kaplarda yiyorum. Bütün bunları niye anlattığımı aslında bilmiyorum. Muhtemelen çoğunuzun çok daha büyük dertleri vardır. Hem dolar olmuş kaç lira. Çık, formata uygun bölümünü çek ve siktir git işte. Ama bazen öyle olmuyor işte. Burada size kitaplarla bir yol göstermeye çalıştım ama şimdi kendi yolumu kaybetmiş bir haldeyim. En kötüsü de ne biliyor musun? Merak duygumu kaybettim. Uzun süredir hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Hiçbir şey için ilgi duymuyorum. İsmet Özel Münacat şiirinde diyordu ya. Bunca yıl bu gücenik macera beni tutuklu kılan. Gençken almadın canımı. Şimdi tekrar bana ne yapsam dedirtme ya Rabbi. Taşınacak suyu göster. Kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım. Tütmesi gereken ocak nerede? Benim yaptığım da böyle sürüklenmek işte. Bu ilişki durumuyla ilgili de şöyle düşünüyorum artık. Engin Geçtan'ın bir kitabı var, İnsan Olmak diye. O kitabın hemen girişinde şeyden söz ediyordu. Kirpilerden. Soğuk bir günde bir grup kirpi karşılaşıyor. Isınabilmek için birbirlerine sokuluyorlar ama dikenleri batıyor birbirlerine. Ayrılıyorlar. O zaman da çok üşüyorlar. Sonra en nihayetinde böyle ileri geri hareket ederek o dikenleri batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı buluyorlar. Lan galiba bazı ilişkiler de böyle olmalı. Hepsi değil yani, bazıları. Yani dikenler birbirine batmasın diye böyle belli bir mesafede durmalı. Sevdiğimiz her şeyin direkt doğrudan böyle tam içinde olmak zorunda değiliz aslında. Çünkü bir şeyin içine girdikçe onu görememeye başlıyorsun. Bazen bir adım geri çekilip öyle bakman gerekiyor. Kendine ve sevdiğin o şeye. Zaten biriyle artık ilişki içinde olmasan da onu sevmeye devam edebiliyorsun. Yani kendini yaşarken de bunu sürdürebiliyorsun. Bilinmeyen bir kadının mektubundaki gibi mesela, Steven Zweig'ın. Çünkü birini sevmek ile onunla bir ilişki yürütebilmek geleceğim. Çok da paralel şeyler değil aslında. Yani sevmek hakikaten yetmiyor bazen. Şu an bunu size daha uygun, daha güzel bir şekilde açıklayabilmeyi, anlatabilmeyi isterdim ama kirpiler işte. Bölümün yazarı Şule
Gürbüz olsun istedim. Çünkü gerçekten çok iyi bir yazar. Dil üstünde ayrı, hikaye üstünde ayrı bir başarısı var. Bunun mütakip o kadar süssüz ve derin bir kalem ki değil bir kitabını okumak. Bazen tek bir paragrafını okuduğunuzda bile her şeyin böyle aslında ters yüz olduğunu fark ediyorsunuz. Ya da tam tersi yerine yerleştiğini. Bunu bir paragraf ile bile yapabiliyor. İlginç de bir insan. 74'te İstanbul'da doğuyor. İlk kitabını 18 yaşında yazdıktan sonra yazmaya 18 sene ara veriyor. Cambridge'de felsefe okuduktan sonra saat tamircisi oluyor. Şu an hala yaptığı iş bu. Dolmabahçe Sarayı'nda antika saatleri tamir ediyor. Çok tanınan bir yazar değil ama tanıyanlar da çok iyi tanıyor. Önereceğim kitabı ise Coşkuyla Ölmek. 4 öyküden oluşuyor bu kitap. Storytel'de e-kitap olarak var. Bu arada Storytel'de binlerce e-kitap var. Kitap fiyatlarının arşa çıktığı bu günlerde hakikaten komik bir rakama cebinizde bir kütüphaneyle dolaşabilirsiniz. İlk 14 gün ücretsiz. Deneme linki açıklamada. Önceki bölümde şiir yoktu ve bu benim hatamdı. Çünkü açıkçası kafam bozuktu ve ilgilenemedim. Ama şiirin eksikliğini hissettiğinizi gördüm. Yorumlarda bayağı bir soran olmuş. Bu bölümün şiiri nerede falan diye. Bak bu hoş bir şey çünkü şiir aşağılanıyor bu ülkede. Demode, romantik ya da entel işi gibi görünüyor ama biz bunun eksikliğini hissediyoruz. Seçtiğim şair yine genç kuşaktan Tan Babür oldu. Anti Halife kitabından buldum bu şiiri ama şair hakkında pek bilgi yok ortada. Şairin böyle Instagram'ı, Twitter'ı falan da yok ki en sevdiğim. Açıkçası kitabını bulabilir misiniz? Ondan da emin değilim. Yani tesadüfen elime geçti. Ama hakikaten çok sevdim. Şiirin adı İçimizden Bazıları Anlam İstedi. Okuyansa Özgür Emre Yıldırım. Hadi eyvallah. Geldiğimizde alın kemiklerimize mıhlanmış birer yıldız bulduk. Ama kim olduğumuza dair bir fikrimiz yok. Bize oradan bir ışık getirip gölgeleri yerden toplamamızı söyleyenler çoktan unuttu varlığımızı. Artık ışığı da, gölgeleri de yalnız ışık ve gölge oldukları için seviyoruz. Birbirimize ahengin nerede olduğunu sormayı uzun zaman önce bıraktık. İsteyerek bitmediğimiz bir kıyıda, yavaşça soğuyarak beklediğimiz anlaşıldığında içimizden bazıları anlam istedi. Bazıları kuş isimlerini ezberlemek için defter tuttu. Anlam isteyenlerimiz anlamın ne anlama geldiğini anlayamadan göçtüler. Kuşları izleyenlerse defterlerine çırpınmak diye yazdı uçurumcuğum. Bazen kelimeye varmayacak şeyler duyduğumuzda petrol kokan tepelere tırmanıp aşağıdan geçen yük gemilerini sayıyoruz. Ama kim olduğumuza dair bir fikrimiz yok. Eskiden kendine kazınmak için eşelediği bir suratıydık sonsuzluğu. Ama onun ruhunun iskeleti olmadığını hatırlattığımız gün tırnaklarımız uzamaya başladı. Sonsuzluğun tırnak izlerini yamıyoruz. Doğmuş olmaktan başka neden aramadık hayatımıza? Başka bir neden de yok zaten. İsteyerek bitmediğimiz bir kıyıda yavaşça soğuyarak beklediğimiz anlaşıldığında bizden önce de ışıldıyordu ağaçlar, su bizden önce de ilerliyordu. Neden bilmek isteyelim ki kim olduğumuz? Geldiğimizde alın kemiklerimize birer yıldız mıhlanmıştı. Güzel.